Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun. Ajun Pirada. Ajun Pirada. Ajun. Ajun Pirada. Hey, Pirada'yım. Süper danslar, süper görüntüler ve süper plajlar. Hepsi Maldivler'de. Tek eksik var, o da bendim. Onu da tamamladık. Full Moon Beach Resort sevgiler. Yani Dolunay Oteli diyebiliriz. İşte sağ tarafında ne görüyorsunuz? Muhteşem bir plaj. Ve tabii ki arkamda da çok güzel bir yol görüyorsunuz. Sağda solda çiçekler. Adamlar özenmiş, bezenmiş. Burada böyle güzel bir ortam yaratmışlar. Buradan sonrası artık size kalmış. Siz geleceksiniz burada. Tabii ki tatilinizi yapacaksınız. İşte nefis bir deniz. Solumuzda sağımızda yeşillikler ve biz de bu yolda yürüyoruz. Acaba bizi nereye çıkaracak burası? Full Moon Beach dedikleri yer neresi? Otele girdiğiniz nokta burası seksiyeler. Yani resepsiyon arkamda görüyorsunuz. Bir bayan ve bir erkekten oluşuyor. Tabii ki bugünkü kadro böyle. Normalde nasıl bilmiyoruz da. İşte otelin şu anki resepsiyon bölümü burası. Şöyle baktığınız zaman oturacağınız yerler böyle. Air condition olayını aşmış bunlar. Böyle pervaneler koymuşlar seksiyeler. Egzotik bir hava olsun diye. Yoksa para yok diye değil. Açık hava tabii. Müsaadenizle buraya klima koymasınlar. Biraz da havuz diyoruz sevgili seyirciler. Havuza böyle güzel bir yolda iniliyor. Sonra da şöyle güzel bir havuzda karşılaşılıyor sevgili seyirciler. Biliyorsunuz Maldivlerin en büyük özelliği sakinlik. Sessiz, sakin, güzel bir ortam var. İnsanlar rahatça burada bir anda havuzuna giriyor. Sevgili el sallıyorlar şu anda görüyorsunuz. İşte el sallıyor kadın. Evet, el sallıyor ve bu tarafta deniz var. Yani siz havuzla deniz arasında bunalıma düşerseniz sol tarafta deniz, sağ tarafta havuz ve artık karar sizin. Burada kara kara düşünüyorsunuz. Acaba havuza mı girsem yoksa denize mi? Biz denizi seçiyoruz. Denize doğru gidiyoruz şu anda. Çünkü deniz sevgiler her zaman biliyorsunuz havuzu yer. Ayağım yandı tabii bu arada. Herkes küçük balık yakalayacak diye bir şey yok. İşte beyefendi büyük bir balık yakalamış şu anda. Karaya çıkarıyor. Evet. Herhalde yakaladı büyük balık. Hayat arkadaşı sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi mutlu bir çifti görüyoruz orada. Ve hemen adayla ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Adalarda sevgili seyirciler yer altından su çıktığı gibi deniz suyunda arıtıyorlar ve böylece yıkanabiliyorsunuz. Yani iki türlü de su geliyor. Elektrik nasıl geliyor diye sorabilirsiniz. Onun cevabı da şu. Elektrik jeneratörle geliyor sevgili seyirciler. Burada jeneratör var. O yüzden elektrik rahatça gelebiliyor. İşte bu gördüğünüz boruyla sevgili seyirciler su geliyor. Nereden geliyor? Denizden geliyor. Adamlar bu boruyla suyu adaya alıyorlar. Adanın içinde arıtıyorlar ve inanılmaz bir tatil cenneti yaratıyorlar. İşte sağ tarafıma doğru bakarsanız şöyle. Evet. İşte kusursuz bir ada. İnsanlar burada tabii ki güneşleniyorlar. Başka neler yapıyorlar? Çok merak ediyorsanız soracağız. Merak etmeyin. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it.
tercih eder. Bazıları da sallanmayı tercih ediyor. İşte sol tarafındaki hanımefendi şu anda sallanıyor. Biz de onu sallayacağız. How are you? Nice weather, nice holiday. Very nice, thank you. You're alone? No, I'm with crew. Crew? Yeah. So you're on vacation? No. No. No, you're working? Yeah. Hard worker, I see. Yeah. Hanımefendi 80'ler uçuş uzmanıymış. Yani Türkçedeki adı hostes uçuyormuş. What's your name? Jackie. Jackie, you are a very sweet girl. Thank you. Yeah, you are the color of our program today. Evet sevgiler, Jackie gördüğünüz gibi uçuşlarda size yardımcı olan hosteslerden biri. Fakat şu anda dinleniyor. Dinlenecek ki size daha hizmet etsin diye. Gerçekten çok güzel bir ortamda şu anda kendisi. You know the same kind of job, you and me. Because I introduce holiday places of the world. Oh, so right. Yeah, sometimes if I can find some time, I do the same. Rest. Yes. Yeah, two hard workers. Lovely. Say hi to Turkey. Hello, Turkey. So you sometimes fly to Turkey too? Yes. I forgot where it is. Istanbul. No, we don't. Bodrum. Bodrum. Gumbet. Bodrum. Gumbet. Yes. Ha, you've been to Gumbet? Yes. Many bars. Yes. Okay. Bye again. Evet, bu kız gerçekten güzel bir kız yalnız. Fark ettiniz bilmiyorum ama ben çok iyi fark ettim. Biraz one minute. We stop you, so I have to... Evet. Kızcağıza biraz yardım edeceğiz. Böyle komplimanlarımız olacak sizler. Çünkü biz de röportaj yapmayı kabul etti. Bizi sevdi, o zaman biz de ne yapacağız? Onu tabii ki iteceğiz. Maldivler'de denize adeta akvaryum sevgiler. Sol tarafında balıkları görüyorsunuz. Yüzlerce balık görüyorsunuz, yüzüyor. Niye burada bu kadar çok balık var? Çünkü biz onlara yem veriyoruz. Evet, onlara ekmek verdiğiniz zaman bir anda buraya üşüşüyorlar. Şimdi seyredin. Ekmek parçasını görün şimdi. Ve seyredin şimdi ne yapacaklar. Evet, görüyor musunuz sevgiler? Yani paramparça ettiler şu anda ekmeği. Şimdi bir parça daha atıyorum. Daha havadayken balıklar görüyorlar. Şimdi balıklara konsantre olun siz. Balıkları göster abi geniş bir şekilde. Daha havadayken bakın balıklar. Evet. Şimdi büyük bir parça atacağız. Bakalım balıkların kapasitesi neymiş. Bu kadar büyük bir parça alabilecekler mi? Hazır mısınız? Atıyoruz. Attık. Orada karambol çıktı görüyorsunuz. Evet şu anda isyan çıkardık. Evet sizin için şimdi Feridun. Yakına atayım bir de. Evet şöyle dibimize atıyorum. Evet buradakiler ayıp olmasın. Hayır hayır. Geliyorlar. Şimdi evet. Bir parça daha atıyorum. Hop. Oh. Büyük parça atayım mı şöyle komplen son? Hazır mısınız? Koskocaman bir dilim atıyorum şu anda. Evet. Binlerce balık altında. Şu anda görüyorsunuz. Denizin ortasındayız. Atıyorum ekmeği. Ufak bir parça. Fragmandı bu. Şimdi film oynatıyorum. Atıyorum. Attım. Evet sevgili seyirciler, bizim gördüğünüz gibi bir dilim ekmek şu anda belki de 150 tane balığı doyurmuş oldu. Sonra ne yapacağız? Bu balıkları toplayıp tabii ki akşam ızgara yapacağız sevgili seyirciler. Yani şu anda besledik bunları ama akşama güzel bir ızgara yapıp yiyeceğiz hep beraber. Haftaki moda bölümümüzdeki kızın adı Michelle sevgili seyirciler. Çok cana yakın bir kız, cıvıl cıvıl bir kız. Biz Michelle'le her konuyu konuştuk, her şeyi paylaştık. Şimdi sıra sizde. Na moda bölümümüz şu ding sesiyle başlatıyorum. Çünkü bu kızı bir saatte burada bekletiyorum. How are you? I'm doing very well. How are you? Yeah, fine. What's your name? Michelle. Michelle. 1 minute for the translation. I will translate Michelle in Turkish.
You translated Michelle. Michelle. Bu seferki kız çok sıcak çıktı. Onu söyleyeyim size tek sözle. Moda bölümünü sizinle yapabilir miyiz hanımefendi? Çok güzelsiniz dememe kalmadan gözleriyle beni adeta modalı Acun dedi. Biz de şu anda onun bütün kıyafetini irdeleyeceğiz. Speaking very good words about and you're speaking too fast. Too fast, but very beautiful words. Okay, you yeah, promise? Yeah, of course. Okay. Yeah, I'm a good boy, so I'm talking very nice about you. Okay. Kızla gördüğünüz gibi cıvıl cıvıldız. Bu kız çünkü elektriği gayet güzel, bize gayet sıcak. Biz herkese sıcak olduğumuz için burada anlaşmamamızın hiçbir sebep yok diyorum ve tekrar konuya geliyorum. My job is to speak fast. I'm sorry about it. Do you want me to quit? No, if you like, I can do like this. And then I could speak. Yeah. Oh, you want to speak, yeah? Hello, everybody. How are you? We're going to talk about fashion today. And let's discuss this beautiful yellow shirt. I'm sure you spent very much money on it. No, not much. I'm an ordinary man. Okay, evet, evet, evet. Kız güzel ya, güzel. Bayağı konuşuyor. Biz sabaha kadar konuşacağız demek ki o kızla. This sweet, yeah, very nice. Dress? Very nice. Thank you very much. How much is that? This dress was about $150. $150, yes. Yeah. It's simple. Can you see model? Model? You know? Yeah. Very simple. Yeah. You put a big necklace. Sorry, I couldn't look at the dress. You were what much more beautiful than the dress, so I just could see your body. Yeah. No. Wow. Your name was? Hayır, listen. I forgot his name at least 10 times. 10 times, that's right. I'm, you know, my mind has a problem about recording names. I'm very sorry about it. Please. I understand. Forgive me. Are you kidding me? Okay. Michelle. I'll never forget. Michelle. There you go. Evet, exactly. Kızın adı Michelle. Yani hatırlamıyorsanız ben size söyleyeyim. You are a Mediterranean blood. Mm-hmm. I can feel that. You can? Yeah, because I have the coast to Mediterranean, yes. Turkey. The same blood. Same. But where is she from? Sevilla. Oh, Spain. From Spain. I was feeling that. The Mediterranean. Mediterranean, yeah. 1 minute for the translation. Okay. Evet sevgiler, kızın annesi bizim oradan çıktı. Yani İspanya'dan. Artık oraya bizim orası diyoruz. O kadar uzaktayız ki biliyorsunuz. Sonuç itibariyle kızla akraba sayılırız diye bir top attık. Bakalım ne gelecek geriye. How much the earrings? $20. $20, but very nice model, believe me. Thank you very much. It's colorful. Colorful. This is very fashionable, yeah. The pink. Evet, sevgili. Kız moda bu diyor. Pink. And red. Red. You know, red and red, yeah. Evet. And the lips, red. Of course, always. Yeah. Nice. Bu bayağı derin bakmaya başladı yanınıza. Ben şu anda, var mı benim? Çekimi durdursam beni idare edin bu sefer. Zorlanmaya başladım. Bracelet. Huh. Well, how bracelet. Much? How much? How much? $3. $3. I'm very nice model. Bar. In New York. New York. New York, you New York City. New York City. $3 almış sevgiler. Siz de alın. $3. It's more expensive. Yeah, it's very stylish. Yes. Yeah. And it looks beautiful. Yes. My for me beauty is important. No, no price. Yeah, no price. Good. That's the most important thing. The same ideas, you see? Yes. Whatever we you say. See? Let's go. Let's go. Ya abi biraz zor. Böyle şey görmedim ben. Var mıydı? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I'm not that kind. No. Evet sevgili, 10 dakika sonra bu kızla biz Türkçe konuşmaya başlayacağız. Eğer kız bülbül gibi Türkçe konuşursa hiç şaşırmayın. Hakikaten bana göre bu kız tamamdır ve 10 dakika sonra beraber izliyoruz.
dinlenmek için ideal yer Maldivler sevgili seyirciler. Sabahtan beri gösteriyoruz, doyamıyorsunuz. Hadi hep beraber Maldivlere geri dönelim. Özellikle şu sevgili seyirciler, böyle tek girmiyorsunuz suya. Dikkat ediyor musunuz? Herkes çift. İşte orada bir çift. Burada başka bir çift. Yani genelde racon bu. Peki şuradakiler ne diyeceksiniz? Bunlar sandalye sevgili seyirciler. Su sandalyesi. Gel Feridun. Evet. Su sandalyesinde sevgili seyirciler geliyorsunuz. Ve oturuyorsunuz. Yani ne kadar zor bir yer değil mi? Geliyorsunuz sevgili seyirciler. Bu su sandalyesine oturuyorsunuz. Ben şimdi niye oturmayacağım söyleyeyim, size saygısızlık olmasın diyor. Yani buraya otursak şimdi diyeceksiniz ki yan gelip yatıyor. Yattığı yerden de para kazanıyor. Hayır, yatmıyoruz, çalışıyoruz işte, görüyorsunuz. Sandalye burada. Biz son derece disiplinli bir şekilde üzerimizde tişörtümüzle ve gayet resmi bir kıyafetle buraya göre yani sandalye yanında duruyoruz. Aşırı sıcaktan arkadaş şu anda it's very hot ha? Very hot. Gördüğünüz gibi aşırı sıcaklar insanı mecburen bir çözüm yoluna doğru götürmüş. What are you playing now? What is the name of the game? Russian game Durak. Durak. My friend, you are very hot now. Problem son ha? Evet, sevgiler. Tabii ki Rusya'nın soğuğuna Moskova. Arbaytı. Gördüğünüz gibi bütün Moskova burada. Hello. Kamera. Evet. Hanımefendi şu anda yüzünü fazlasıyla yakmış. What are you reading? What is this? The name, I don't speak Russian. What is it? About subject? No. Egypt. Egypt. Yes. Egypt. About history. Oh. You are a professor? Gördüğünüz gibi Mısır'la ilgili bir kitap okuyormuş. Ben tarihe meraklıyım dedi. You like history? Yes. Good history. You come İstanbul? You? No. Türkiye? No. Türkiye. No. In future? Yes. Evet, teşekkürler. Bu kız kitabı okuyor. Kitap gibi kızdı yalnız. Değil mi? Balıkçı köyünde tek sıcak şu anda çarşıdayız. Burası bildiğiniz köy. Sol tarafında dükkanları görüyorsunuz. Tabii ki balıkçılar da ekmek parası için burada çalışmışlar ve güzel güzel dükkanları var. İşte bizi şu anda selamlayacaklar. Hello. Selamünaleyküm. Evet, burada da tahmin ediyorum bu adaya yıllarını vermiş bir adam görüyorsunuz sevgili seyirciler. En az 50 yıldır bu adada tahmin ediyorum bu arkadaşımız. Bizi görünce de ne kadar sevindiğini anlıyorsunuz. How are you? Fine, thank you. You live here, huh? Yeah. Your name? My name Abdulgafur Muhammad. Abdullah. Abdulgafur Muhammad. Abdulgafur. Yeah. Abdulgafur Muhammad. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi kardeşimiz, abimiz daha doğrusu yıllardır buradaymış. Your shop? Yok. Evet sevgili izleyiciler, işte bu da dükkanı. Adam işte görüyorsunuz. Name. Bu da adını yazmış burası. Abdulgafur Muhammad sevgili izleyiciler. Tabii Maldivceniz yoksa bunu zor okuyabilirsiniz. Ben size yardımcı olayım. Burada gördüğünüz gibi güzel şeyler var sevgili izleyiciler. Mesela en azından bu. Adamlar çalışıyorlar, çabalıyorlar ve ortaya bir şeyler koyuyorlar ve burada turistlere satıyorlar. Para kazanıyorlar, onu söyleyeyim. Arkamızdaki turist var, isterseniz bir bakın şöyle. Kadıncağız gördüğünüz gibi şu anda tüketim modunda ve bir yere girip bir şeyler almak istiyor. Bu tarafta kıyafet dükkanları yine gördüğünüz gibi.
el yapımı bazı araç ve gereçler. Köyün halkı arkamda şu anda. Selamun aleyküm. İstanbul. Yeah. Turkey. Hello. İstanbul. I'm from Maldives. You're from? Maldives. Maldives, yeah. My name İbrahim. İbrahim. İbrahim ve Ali sevgili seyirciler. Burada köyün en sessiz ikilisi. Kerpeten'le biraz evvel iki tane kelime alabildik Ali'den. Nice village. Very good weather. Thank you. Have a nice day Ali. Ali evet, biraz gördüğünüz gibi evet, iki tane kerpeten gerekiyor Ali'den iki tane kelime almak için. İşte bu da kapısı sevgili seyirciler. Fisher Village'in yani balıkçı köyünün kapısı burası. Şu anda törenle içeri doğru arka arka giriyoruz. Feridun sen de gir. Ve bu da köyün meydanı sevgili seyirciler. Evler sol tarafında görüyorsunuz, sokaklar var. Ve daha çok turizme doğru bir köy. Çünkü buradaki halkın geçimi ya balıkçılık ya turizm. Turizm deyince aklına geliyor. Turistlerden elde edilecek gelir. İşte bunlar. Bu sokakta ne var? Bu sokakta çok şey var. Önce filtremiz değişmesi lazım. Şu anda bir filtrenin nasıl değiştiğini gösteriyoruz size Feridun. Filtre değişti, vites atar gibiyiz. Feridun oradan vites attı şu anda. Biz de gidiyoruz. Evet, buradaki çocuklara vurabiliyorsunuz. Bunların özelliği bu. Evet, gördüğünüz gibi kamera. İşte gördüğünüz gibi sevgili seyirciler. Burada Maldivli bir çocuk görüyorsunuz. Size el salladı. Utangaç bir çocuk. Köyün bu bölümünde ne var onu anlatayım size. Buraya doğru bir sokak gidiyor. Buraya doğru bir sokak. İşte ilk önce bu tarafa doğru da şöyle bakın. Şu anda hanımlar dinlenme saatindeler. Evet, gördüğünüz gibi. Onlar dinleniyorlar. Bizim dinleyecek vaktimiz yok. Ne yapıyoruz? Turumuza devam ediyoruz. Maldivler'de her istediğiniz yerde konaklayabiliyorsunuz sevgili seyirciler. Burada da gördüğünüz gibi denizin üstüne bu sefer daha büyük evler koymuşlar. Bunlar 3 oda ev sevgili seyirciler. Geliyorsunuz ailece kalıyorsunuz. Biz şu anda teknemizdeyiz tabii ki. O evlere çıkmamız için yüzmemiz gerekiyor. Çünkü evler suyun üstünde şu anda. Biz de buradan size gösteriyoruz. Arka taraftaki bulutlara aldanmayın. Buranın güneşi 4-4'lük. İşte Michel ve Türkçe bölümümüz başlıyor sevgili seyirciler. Michel'e Türkçe öğreteceğiz. Michel, are you ready? Yes. Merhaba, is hello. Merhaba. Yeah, merhaba. Merhaba. Merhaba, it means hello. Okay, merhaba. Merhaba. Nasılsın, is how are you? Nasılsın? Nasılsın? Yeah, it's how are you. Merhaba, nasılsın? Yeah. Hocam. Merhaba. Merhaba, nasılsın? Acun is me. Okay. You can forget my name? No. Of course not. Acun. Acun, bu akşam. Bu akşam. Çıkalım mı? Çıkalımca. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Ha, Acun bu akşam çıkalım mı? Arjun. Bu akşam. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Yeah, but you are asking me. Bu akşam. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Çıkalım mı? Yeah. Çıkalım mı? Çıkalım mı? Arjun. Efendim canım. Bu akşam çıkalım mı? Arjun. Efendim canım. Bu akşam çıkalım mı? Çıkamam ya. Başka bir kıza sözüm var. Lütfen. Ya ısrar etme lütfen ya. Israr etme ya. Bırak yakamı artık ya, istemiyorum ya. Bu duygu tatmak... Sorry, bu duygu tatmak istiyordum da sevgili seyirciler. Hani böyle güzel bir kız gelip de bir gün avucun çıkalım mı deyip de ben de git başımdan diyebilir miyim diye. O duyguyu tadıyorum, kusura bakmayın. Bugünlük beni idare edin. Arjun. Efendim canım. Bu akşam çıkalım mı? Çıkamayız ya. Başka bir kıza sözüm var. Lütfen. Lütfen. Ya ısrar etme lütfen ya, ısrar etme ya. Lütfen. Hayır. It means no.
Peki bu olayın aslı nasıl olur? Deminki bir rüyaydı bana göre. Normal şartlarda bu kızla benim diyalogum şöyle olması lazım. Michel. Efendim? Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı? Hayır, istemiyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen çıkalım, lütfen. Hadi, lütfen. Hayır. Lütfen, lütfen. Neyi söz yapayım? Ne olur. Ne olur, neyi söz yapayım? Evet. Evet. Kızcağız evet arıyormuş. Tabii onu öğretmeyi unuttuk sevgili seyirciler. Böyle bir talihsizlik oldu. Michel. Efendim? Benimle çıkar mısın bu akşam? Hayır. İstemiyorum. İstemiyorum. Again, again. Hayır, istemiyorum. Michel. Efendim? Bu akşam çıkalım mı yemeğe? Hayır, istemiyorum. Michel. Efendim? Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Hayır, istemiyorum oğlum. Hayır. Hayır, istemiyorum. Bu akşam beraber yemeğe çıkalım mı? Hayır, istemiyorum. No. İstemiyorum. İstemiyorum. Şimdi hep beraber geri dönelim. Nereye? Tabii ki berrak bir suya, süper adalara, Maldivlere geri dönüyoruz. Yemeklerinizi burada yiyorsunuz. Daha doğrusu öğleden sonraları burada takılıyorsunuz. Çünkü bu tarafta gördüğünüz gibi restoran tarzı bir yer var. Arkada bar var. Ve bu tarafta ne var? Her zamanki gibi tabii ki deniz var. İşte hanımefendi sevgililer de şu anda sizin için denize girdi. Yani sizin için girmiş olmayabilir ama sonuçta kızcağız yüzüyor gördüğünüz gibi. Bu denizde yüzmeyip zaten başka bir şey yapma şansınız yok. Burada gerçekten güzel kızlar var. Denize giriyorlar. İsterlerse burada içki içiyorlar. İsterlerse orada denize giriyorlar. Siz de buradan böyle bakıp bakıp kedinin ciğere baktığı gibi seyrediyorsunuz. Anasına bak kızına al demişler. Ben direkt kızına baktım vallahi. Böyle bir kız pek görmedim çünkü. How are you? I'm fine, thank you. Where are you from? Norway. Nice place you are coming, but a little cold now. Fine, but yeah. Just opposite weather at the moment. Yeah. Actually, you have been in England, I think. I live in England, yeah. No, I'm expert. Oh, yeah. Evet, güzel. Kızcağız tabii ki İngiltere'de de yaşamış. Kuzeyden gelmişler, soğuktan gelmişler. Nereye? En sıcağı. I've got home in different area code. How long have you been here? Just for one day. One day? Yeah, first came here today. You like it here? Oh, absolutely. First time you come here? Yeah. With your parents? No, just with my mom. Two of you? Yeah. Oh, very nice couple. Yeah. So you love your mom, you want to travel absolutely, with her? Absolutely, yeah. What about the other part of family? My husband's at home with my daughter and my father's at home with... My two sisters, so there you go. You are the, I think, traveling department of the family. Yeah. The holiday department. Evet sevgili, bunlar yedi sülalelerini bırakmışlar. Evet, Norveç'te bırakmışlar, kendileri atlamış buraya gelmişler. Are you okay with her husband? Oh yeah. Nice guy, huh? Yeah. Oh yeah. How long have you been married? For 8 months now. 8 months? Mm-hmm. New man. Yeah. Evet sevgili, 8 aylık karımı ben uzaklara böyle yollar mıyım bilmiyorum ama hanımefendiyi sevgili kocası yollamış ama he gave the responsibility of her to you. Yeah, you are the responsible of her. Yeah. In Turkey. Or vice versa. Durumlar her an değişebilir diyor sevgili. Have a nice day. Nice to meet you. Thank you. Evet sevgili, bu şaka gibi bir şeydi herhalde. Sevgili sevgiler. Yani tabii ki hanımefendi evli ve kocasını Norveç'te bıraktığı için bize sadece buradan ona iyi günler demek düşüyor ama bu kızı tahmin edeceğiniz gibi hemen almışlar.
Sevgili seyirciler, bu adada şöyle bir özellik var. Arkama doğru bakıyorsunuz, denizi görüyorsunuz. Gayet güzel değil mi deniz? Fakat dikkat ettiniz mi? Denizde iki renk var. Yani yakına doğru başka bir renk, uzağa doğru biraz daha değişik bir renk. Peki neden acaba? Bunun cevabı çok enteresan. Yani bize enteresan geldi. Denizin bu iki rengi olayını inceleyeceğiz şimdi hep beraber. Nasıl? Tabii ki denize girerek. Şimdi gelin benimle beraber. Denize doğru. Gelin, gelin, gelin. Ve görün sevgili izleyiciler. Bu taraf havuz. Arka taraf deniz. Yani burada şu anda biz havuza girdik. Burası havuz sevgili izleyiciler. Ve arka tarafa doğru gittikçe havuz derinleşiyor. Fakat devamında ne oluyor? Denizle buluşuyorsunuz. Yani burada havuz mu deniz mi diye bunalıma düşüyorsunuz. Zor bir karar tabii. Artık karar vermek size ait. Buradan havuza doğru girip yüzerek kenara kadar gidiyorsunuz. Ve oradan sonra ne oluyor? Oradan sonra deniz başlıyor. Ne demekmiş yani? Her havuzun sonunda deniz olmaz ama burada havuzun bittiği yerde deniz başlıyor. Tabii denizin rengi apayrı, havuzunki apayrı. Havuzun ortamı için söyleyecek çok şey var. En önemli şey şu sevgili seyirciler. Bu havuzda bana göre 3-5 gün kalınır vallahi. Beyefendinin elindeki kitaba dikkat çekiyoruz şu anda. Plajda Orhan Pamuk'un What is it in English? My name is Karam Hossein. Burada adam plajda, Maldivler'de görüyorsunuz. Okuyor. Norveç dilinde. Tabii ki. O yüzden biz anlayamıyoruz. You like it? Fantastic. Yeah. He's one of number one in Turkey. Number one, well, worldwide. Yeah. Evet, evet sevgiler, Orhan Pamuk'u oldukça iyi biliyor beyefendi. Bütün kitaplarını okumaya çalışıyorum dedi. O kitabı bırakıyoruz sevgiler ve buradan sahili gösteriyoruz. Şu ileride bir tane tekne var, görüyor musunuz? İşte herkes burada zevk ve sefa içinde değil sevgiler. Onlar da yerliler görüyorsunuz. Maldivliler ve şu anda öyle teknelerle geziyorlar. Köyde telefon var sevgiler. Hanımefendi şu anda akrabalarıyla konuşuyor. Gayet ilginç bir konuşma. Ve köyde bebek de var sevgiler. İşte köyün bebeği. Gel gel gel. Köyün bebeği bu sevgili seyirciler. Şu anda size bakıyor. Anne kucağında şu anda how many month? 5 aylıkmış sevgili seyirciler. 5 aylık şu anda gördüğünüz gibi. Name? Seda. 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 Seda sevgili seyirciler. Seda da diyebilirsiniz. Seda. 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 Seda evet. Seda şu anda motosiklet gördüğü için bakmıyor. Seda. Seda. Pişt pişt pişt. Seda almak istiyor seyirciler şu anda. Annesiyle beraber gidiyor seyirciler gördüğünüz gibi. Yaklaşık 15 dakika geçti seyirciler. Susmuyor. Teyze susmuyor. Artık tabii biraz dürteceğiz. Kuyrukta bekliyoruz, hesabı yapalım. Terzisi sevgili seyirciler. Eğer sökünüz, dikiniz varsa hemen geliyorsunuz buraya. Bu adam yapıyor. İşte elinde makasıyla. Hello my friend. Hi. Gerçek bir sanatçı sevgili seyirciler burada. Görüyorsunuz adam terzi. Buraya dikiş makinalarını koymuş. Kendi de makasıyla kesiyor. Ve böylece ortaya ne çıkıyor? Böyle güzel şeyler işte. Yalnız sonra kadar iki ürünü var bu arkadaşın. Usta bir el herhalde. Çünkü ayda bir ürün çıkarıyor. Ve buranın jet sosyetesine hitap ediyor herhalde. Nice. Good. See you later my friend. Evet adamcağız gördüğünüz gibi sevgiler sevindi. Bayanlara sesleniyorum. Gelin burada size güzel güzel şeyler diksin bu adam.
bu hafta haftanın mini inanılmaz derecede enteresan sevgili seyirciler. Bir eve gireceğiz ve evden ne çıkacak? Bence enteresan. Sizce nasıl? Siz karar verin. Balıkçı köyünde bir evin önündeyiz sevgili seyirciler. Sol tarafımda evi görüyorsunuz. Sağ tarafında ne görüyorsunuz? Tabii ki buradaki çamaşırlar sevgili seyirciler. O zaman ne yapıyoruz? Hep beraber içeri giriyoruz. Çamaşırları burada bırakarak. Boom, 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 boom. Şu anda bir dans show seyrediyorsunuz seyirciler. Köyde görüyorsunuz çocuklar şu anda kendi figürleriyle bunu öğrenmişler kendi kendilerine. Ve burada Shakira ile dans ediyorlar. Evet, köylü çocuklar sevgiler. Figürlere bakarsanız inanılmaz bir uyum var. Muhteşem bir görüntü gerçekten. Hepsini görüyorsunuz. Hepsi uyumlu. Hepsi dans ediyor. Ve birbirinden güzel figürler, kıyafetleri de özel herhalde. İnanılmaz bir dans. Şov bulmayı beklemiyorduk açıkçası. Gerçekten çok enteresan. Ufak kızlar gördüğünüz gibi seyirciler. Fakat o kadar çok çalışmışlar ki hepsinin birbiriyle uyumu inanılmaz. Hepsi dans ediyor şu anda. Müziği adeta yaşıyorlar. Bize de burada seyretmek düşüyor. Fakat inanın burada bu minikleri seyretmek o kadar güzel, o kadar zevkli ki biz seyretmeye doyamadık. Bu belki de ikinci kez ya da üçüncü kez oynatıyoruz onları. Şuna bir bakarsanız son derece işine konsantre görüyorsunuz. Biraz itildi arkadan. Evet şu anda evet bizim yüzümüzden şu anda evet, koreografi unuttu tabii. Olabilir. O gençlik heyecanı. Fakat gerçekten mutlular. Beraber dans ediyorlar ve güzel bir grup olmuşlar. Bunlar ileride sahneye çıkar bence ve belki de çok ünlü bir grup olurlar. Bravo, bravo, bravo. Evet, şu anda çok mutlular sevgili seyirciler. Gel, 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 gel. Çok mutlular. Bu da en utangaçları. What's your name? Meryem Muhammed. He? Meryem Muhammed. Meryem Muhammed. Meryem. Meryem sevgili seyirciler şu anda grubun en genci bence. Gerçekten heyecanlıydı. Güzel bir performans sergiledi. Your house? No. Your... Yes. Evet, çok güzel. Meryem gördüğünüz gibi utangaç. This is Feridun. 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 Hello Feridun şey. Hello Feridun. Feridun adı bile kızları güldürüyor gördüğünüz gibi. Olsun, biz bu evde çok mutluyuz sevgili seyirciler. Sen öncesinin ünlü bir grubu vardı seyirciler. Spice Girls diye. Bana göre bu kızlar geleceğin Spice Girls'ü diyoruz. Sıra tabii ki en doğal bölümümüz kamera arkasına geldi seyirciler. Bütün rezilliklerimize hazır olun diyoruz. Ve neyi hatırlatıyoruz? 33.0 chatlog. 33.0 chatlog arıyorsunuz. Acun'umuz ile yolladığınız bütün mesajları alıyorum. Bu arada ne yapıyorsunuz? 758-33.0'a da sesinizi bırakıyorsunuz. Ve dostluklar kuruyorsunuz. Biz de kamera arkasına giriyoruz. Feridun garip adamdır sevgili seyirciler. Artık 85 bölümdür anlamışsınızdır herhalde. Bu seferki konu şu. Adamın ayakları yanıyordu. Maldivler'deyiz. Zaten 42 derece sıcaklık var. Kumda tabii ki ayağı yanacak. Fakat bundan söylenmesi çok garip. Çünkü ne yapacaksın? Terlik giyeceksin kardeşim. Ayağı yanmayacak. Şimdi bütün ekip burada sevgili seyirciler. Şu anda gördüğünüz gibi
Kaptan da herhalde bunlardan biri. Yanıyor mu yüzüne? Yok, gözüme güneş geliyor da netlik gözüme oluyor. Güneş geliyor. Yani hep bir şey oluyor zaten abi. Ya bir sorunlu bir seyahat oldu benim için biraz ya. Bana göre bu haftanın en ilginç görüntülerinden biri balıkları beslediğimiz bölümü seyirciler. Biliyorsunuz ekmek atıyorduk ve balıklar üşüşüyordu. Bir kez daha hatırlayalım. Atıyorum, attım. Neyse, planımızı duydunuz. Bu arada balıklar hakkında sempatik kelimesini geçiriyoruz aramızda. Hayvanlar sempatik çünkü. Feridun Bey'den ne yorum geldi? Her zamanki gibi ters açı. İşin şakası tabii. Balıkları kim yerse yesin. Bakın sempatik hayvanlar burada böyle geziyorlar boş boş. Ne antipatik mi abi? Akşama atacağımız ekmeğin ucunda misin olacak mı deseydik? Sempati değil biliyorsun, antipatik mi? Balık sempatik değil, ne olur ya. Balık sempatik abi, sen sempatik olacak mısın? Şu balık sempatik değil mi? Sen ne bu? Ayıya mı benziyor diyeyim? Ya bu balık bu sadece... Çok kaba hayvanlar. Teyze ya, bu balıklar çok kaba hayvan değil mi söz? Antipatik mi hayvanlar? Ama yani... Abi bu adam sempatik kelimesini anlıyor mu sence? Sen bu sahne gibi bakıyor buraya biliyor musun? Bu şimdi şu anda şeyin gibi, balık pazarında gibi abi. Ses yedir ha? Boğazda. Dedi ki yeniyor mu bunlar? Hafif de lan bravo. Ne? Onların babası... Çok mu sempatik? Antipatik mi bunlar? Yani akvaryum balığı olsa anlayacağım ya. Bak bak, dinlen, gözün dinler. Bu haftaki miniklerimizi hatırlıyorsunuz sevgili seyirciler. Dansçı minikler. Koreografiyle beraber bir dans sergilediler bize. Bayılmıştık doğrusu. Şimdi bu çocuklarla çekim yapmamız lazım. Evin bahçesinde, avlusunda çekim yapacağız. Acele bir şekilde ortamı hazırlıyoruz. Orada bir el arabası var. El arabasını çekmek Esat'a düştü. Bana da laf sokmak. Çalıştırıyor. Esat, ikisi de eşeğe harç atalım. Nihayet gerçek işini buldun lan. İşte gerçek işini buldun. Yadırgamadı ha. Şerefsizim, yadırgamadı. Maldivler'deki balıkçı köyündeki terzi beni sevgileyeceğim. Adam çalışıyor, tamam, emekçi bir adam. Ve ürün olarak iki tane ürün gördük. Yani iki tane mamul çıkarmış şimdiye kadar. Tabii ki yorum yapmamız lazımdı. Ve böylece ortaya ne çıkıyor? Böyle güzel şeyler işte. Yanlış sanıklar iki ürünü var bu arkadaşın. Herhalde bu Roberto Cavalli gibi bir şey abi herhalde. Giorgio Armani. You know Giorgio Armani? No. O beni tanısın diyor. Roberto Cavalli. Sevgili seyirciler, ben sabah erken kalkmaya alışık değilim. Yani 6'da 7'de kalkamam. Feridun'un da kalkma ortalaması 6.30'tu. Sabah 6.30'da kalkıyor adam. Beni eğer 6.30'da kaldırırsa ben o gün bitiyorum. Yani adım atamıyorum. Feridun ne yaptı? Maldivler'de aynı şeyi yaptı. Sabah 7'de beni dikti. Ruh gibiydi. Abi kusura bakma, saat 8 diye 6'da kaldırırsan yerde sana kalır. Horoz gibi bir herif abi. Saati aldığını niye söylemiyorsun bana? Acıncı. Abi sen bir saat alsana kendine. Ne bileyim abi, saat dedin, saat söyledik. Ben alerji yapıyor kolumaya. Sen bir horoz gibi niye kalkıyorsun ki sabahına? Erken kalkan yol alır acı. Sen git yol al o zaman. Anne kız sevgilisiyle beraber tatile gelmişler Norveç'ten. Kız gerçekten bana göre süper bir kızdı. Feridun ne yaptı? Her zamanki gibi klasik bir yorum. Evet, evet, nice day. Nice to meet you. Thank you. Evet sevgilisiyle, bu şaka gibi bir şeydi herhalde. Çocuk niye Norveç'te? Bir tek onu çözemedim. Çocuk niye Norveç'te abi, sence? Abi, bence ekonomik. Ekonomik mi? Tam buraya gelmiş. Olduğumuz yere bakar mısın baba? 500 dolar. Bir tek bir kişinin gelme şeyi varmış bence. Bundan çıkmış. Lotarya mı bu? Patronundan izin almış eşim. Herif. Bence onun, bak bu daha makul oldu. Abi bilmiyorum da. Hükümet gibi kızdı ha. Maldivler'de binlerce ada var sevgili seyirciler. Ufak adaların birçoğu otel olmuş. Fakat şunu merak ettik. Acaba bu adalar suyu, elektriği nereden alıyor? O sırada bir boru görüyoruz. Ben anons atıyorum, yanından da boru geçiyor. Tabii ki bir bağlantı kurmam lazımdı. Boru var, Feridun var. Feridun da fikrimi çözecek. Ve ada var. Şimdi bu üçgeni hep beraber dinleyelim. İşte boru sevgili seyirciler. Ne boru? Bu kablo mu acaba? İstersen elimle bakayım. Bir şey olmaz ki. Bir şey olmaz değil mi? Yanıtılmıştır o. Tabii. Ya bu denemeyi sonra bıraksak? Evet. Bence suyla ilgili bir şey değil abi. Enerjiyle ilgili. What is this pipe, my friend? Where? From the water. From the sea. Birader. Denizden suyu alıyorlarmış bununla. Arıtıyorlarmış. Evet, onu anlatayım değil mi? İşte bu gördüğünüz boruyla.
Şimdi sırada süper bir tur var sevgili seyirciler. Dünya turu. Ada ada, ülke ülke geziyoruz ve dünyayı ayaklarınıza getiriyoruz. Yeni çıkan dansçı kızları görüyorsunuz şu anda. Dansçı kızları öyle normal kızlar zannetmeyin. Bunlar anormal kızlar. Ben böyle şey görmedim. Yani bu kız da kıvrak. Bu kız da kıvrak. Ama bu kızlar bir başka kıvrak. Oraya doğru gidelim. Dansı sevmedin, kararı beraber verelim. Ben böyle bir şey görmedim. Fatih yeni geldi işte. İkincini aldı. Yani yeni geldik, o yüzden kız arkadaşımız yanımıza yok mesajı bu. Evet. El sallayalım ülkemize. Siz zaten seyrettiğiniz zaman dönmüş olacaksınız da. Bir el sallayın ayıp olma. Kendinize el sallayın şimdi. Burada İngiliz kızları da şimdi havaya sokuyoruz. One, two, three. Merhaba. Ne dediler duymadıysanız ben anlatayım. Merhaba dediler. Merhaba. 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 Gördüğünüz gibi hepsi birbiri gibi şakıyorlar. Burası Zenginler Adası. Trilyonerler olunca tabii burada taksiler de garip oluyor sevgiliciler. İşte arkamda bir taksi görüyorsunuz. Bu taksi biraz enteresan. Şöyle bir taksi sevgiliciler. Bu denizaltı. Denizaltı taksi. Bunu tutuyorsunuz ve aşağılarda geziyorsunuz. İşte tüpler. Bu tarafta da ne var? Taksinin camı var sevgiliciler. İşte taksi. Minik bir öğrenci. Evet, gördüğünüz gibi bunlar kiloda da çok hafifler, rahatça kaldırabiliyoruz o yüzden. Good luck then. Thank you very much. Take care. Say hi to Turkey. Evet abi Feruz'un. Evet abi nedir? Ben yorum yapamayacağım abi. Yorumu size bırakıyorum sevgili seyirciler. Motor. Gayet mahcup. Utandı fakat ağlamıyor. Televizyon. Evet, ilk buruklar çıkmaya başladı. Babası bu sevgili seyirciler. Madam. Madam da o tarafta. Madam şeyde, bebek burada. Daha yakından görmeniz için şunu size yaklaştırıyorum sevgili seyirciler. İşte sizin ha. Please. Bueno, okay. Camera. Problema camera, please, per favor. Please, per favor. No mi camera. Ha. Sí, sí. Hola. Evet, güzel. Kız gelmiş burada, güneşleniyor. Bunun güneşlenmesine pek gerek yok aslında. Renk ton olarak oldukça koyu. Hakikaten çok sempatik. Kiss me. Bye bye. One kiss. Please. Evet, gördünüz. Thank you. Evet. Öptürdüm. Evet. Yumruk mu attı, öptüm anlayamadım ama çocukla güzel bir ilişki kurduk. Çünkü
doğru doğru. Evet, detaylar tuttu şu anda gördüğünüz. Evet, arkadaşımız şu anda arabada değil galiba. Neyse, eğlence var çekecekler şu anda. Dans var, eğlence var. Gördüğünüz gibi insanlar eğlencenin kurulmuş şu anda. Pablo sokaklarında bir anda bitirmiş. Bir anda danslarımız burada eğleniyoruz. Ben conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar. Ven conmigo a la fiesta, la noche será nuestra, conmigo a bailar. Şimdi akışacağız, gül atacağız, gül atacağız abi. Hacı. Evet, işte benim de damat şu anda, evet sevgili seyirciler, bu mutlu anı yaşadılar. Tabii bizi tanımıyorlar. Evet. Şu anda evet, eline damat şoktalar. Neyin şokudalar? Bizim şokumuzdalar. Bizim ne alakamız var diye. Evet, biraz spor kaçtık gördüğünüz gibi. Önemli değil. Evlendiler. Mutluyuz. İşte şu anda ilk duygular. Hayatlarını birleştirdiler. Allah bir yastıkta kocatsın diyelim. Kız kıza dans etmeyi ne kadar zevkli onu bilemiyorum tabii. Çünkü arada erkekler de olsa daha iyi olurdu. Fakat bizi almadılar, onun için buradan seyrediyoruz. Yaşı küçük fakat aklı büyük seçeceğiz. Daha doğrusu yetenekleri büyük. İşte küçük bir samurai. Mamşaka var gördüğünüz gibi elinde. Muhteşem bir oda. Yani burada gezmesi bir 15 dakika alan bir oda göreceksiniz şu anda. Şu tarafa doğru bir televizyon görüyorsunuz. Plazma bir televizyon. Bunların altın olduğunu söylememe gerek yok herhalde seyirciler. Bunların hepsi altın kaplama. Sol tarafında koltuklar, arka tarafta da deniz. İşte Lebidere bir manzara sevgili seyirciler. Burada oturuyorsunuz yine. Şurada hayatım, benim canım çok sıkkın, seni düşünüyorum diye şeklinde burada açıklamalar yapabiliyorsunuz. Şu an heyecan var, ona çıkıyorum. Çünkü ilk defa televizyon çıkıyor. Ama son olmayacak, teklifleri açık. Bundan sonra her türlü teklif olabilir. Yıldız olabilirsin. Tabii canım, yazları olursa. Evet, ablanla beraber geziyorsunuz değil mi? Çok teşekkürler. Allah. Evet, şimdi bu ikinin özelliği şu. Hakikaten bana göre çok genç annelerden biri olmuşsun değil mi? Çok teşekkürler. Kaç yaşında annen oldun? 17. 17 yaşında, evet, boyun kadar kızın olmuş. Ya senin kız senin boyu geçememiş. Kusura bakma, o da onun beceriksizliği. O da olamadı. Ufak kardeşlerimize şimdi bir sürprizimiz var sevgili seyirciler. Sağ cebimde şeker aldık onlara. Şimdi haberleri yok. Sakin sakin duruyorlar. Şimdi şekerlerini vereceğiz. Şşt şşt. Prolu adam sevgili seyirciler şu anda bunlar bayağı misket oynuyor. Şey, toplar orada. Şu anda attı.
Bizdeki misket oyunu Avrupa'ya doğru yayıla yayıla toplar büyümüş ve kocaman olmuş. İşte çelik toplarla adamlar oynuyor. Şimdi atıyor görüyorsunuz. İşte 3 tane top var önünde. Atıyor heyecanlı. Atıyor. Acayip bir stili var. Attı. Aa vurdu. Evet bu işin biri buymuş demek ki sevgili seyirciler. Eğer köpek korkunuz varsa şu anda bana göre polis ailesine sokaklara çıkmamanız lazım sevgiler. Çünkü köpekten korkan biri burada herhalde kalp krizi geçirebilir. Gerçekten bana doğru adım adım yaklaşan fakat sevimli hayvanlar bizi sevdiler daha doğrusu. Feruz'un aralarına doğru gir kamerayla, gir abi kamerayla. İtalya'nın tatil cenneti, Adriyatik kıyılarında muhteşem bir şehir. Yaklaşık 30 kilometrelik bir plaj düşünün. Yoktur o kadar diyenler var seyirciler. Gülüyor bana yoktur diye. Ölçerim rezil olur. Senin adın ne? Işıl, Işıl Aksaç. Işıl, ne zaman geleceksin Türkiye'ye? İnşallah bir sene içinde gelirim. Ailem, bütün ailem orada. Orada. O zaman ailene bir şeyler söyle alaydan. Ne söyleyeceksin? Aloha. İşte Mallorca Kalesi burası sevgili seyirciler. Sağ tarafında koskocaman bir kale görüyorsunuz ve önünde de bir su. Bu su neymiş diyeceksiniz. Bu su zamanında timsahlar varmış. O yüzden de buradan insanlar karşıya geçemiyorlarmış. Koskocaman bir mesafe var. Yüzüp eğer oraya kadar gidebilirseniz oradan sonra bir şey kalmıyor zaten. Oradan sonra bir şey kalmıyor fakat siz de kalmıyorsunuz dikkat ederseniz. Çünkü bu suyu, timsahlı olan bu suyu zamanında geçememişsiniz. Geçmeye çalışanlar artık aramızda değilmiş. Onlar maalesef hakkın rahmetine kavuşmuşlar. Biz şimdi kaleyi de gösterelim. Bu kalenin görüntüsü çok güzel. Şehrin her yerinden görünüyor. Burası çocuk parkı. Tamam, çocuklara ayrılan bir yer. Fakat arkamda görüntüye bakar mısınız? Vallahi bizim zamanımızda böyle bir şey görsek herhalde bir daha parka marka gelmezdik. Koskocaman iskeleti koymuşlar oraya ve çocukların arasında belki de iskeletten korkmamasını sağlıyorlar çocukların. Ne düşünüyorlar bilemiyoruz vallahi. Fakat bize ürkütücü geldi görüntüsü. Feridun biraz evvel oldukça korktu zaten. Zar zor ikna ettim. Kız kardeşi boyu seviyormuş. Beraber oyun oynuyorlar burada. Bizim oynayacak başka konularımız olduğu için buradan hemen dalıyoruz tekrar. Çok güzel bir restoranımız var. Buranın en iyi restoranlarından biriyiz diyor. Evet gerçekten etraf burada iyi. İyi. Ha, les belles filles, les petits culs, les grands tétés. Evet, bu arkadaş, bayanlara söylüyorum, Türk bayanlara buraya gelmeyin. Çünkü arkadaşımız biraz iddialı görünüyor. Ajun Ferrara. Ajun. Ajun Ferrara. Ajun. 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 Ajun.
Günaydın. Evet, günaydın.